Adnan'ı kim öldürdü ha? Kim öldürdü? Eşber mi yoksa Rasim mi? Bilmiyorum ağam. Vallahi billahi bilmiyorum. Kim biliyor o zaman ha? Kim biliyor? Rasim Bey'in adamları. Kesin onlar biliyordur. Mehmet! Oğlum! Ana! Yavrum! Yavrum! Oo, muhabbetiniz bol olsun beyler. Neredesin lan sen? Nerede olacağım oğlum? Evdeyim. Hadi lan evdeymiş. Kaç defa baktık evde yoktun. Oğlum kendimizi hapse çektiğiniz ya. Arada bir hava almaya, cigara mıgar almaya çıkıyorum dışarı. Emir Halim, hesabımız tutar da Veysel istediğimiz gibi bir ortam sağlayabilirse çok sürmezsen de serbest kalırsın. Peki ya sen? Sen beni düşünme. Ben bakarım bir çaresine. Nasıl? Sen onun orasını bana bırak. Mehmet, kardeşim. Niye öyle konuşuyorsun? Kafana ne takıldı da bu hale geldin? Yok bir şey. İyiyim ben. Daraldım. Biraz daraldım. Niye daraldın Mehmet? Nedir seni daraltan? Boş ver ablam, iyiyim değil. Ana! Kara sevdaya mı düştü ana? Ne kara sevdası? Kızım askerlik yerde. Askerde değil ana. Daha önce. Yoksa senin bildiğin bir şey var da bana mı söylemiyorsun? Bugüne kadar hep kendi bildiğime gittim. Her şey benim. Her şey bana ait zannettim. Değilmiş. Değilmiş işte. Hiçbir şey benim değilmiş baba. Anam bile. Bazı şeyleri öğrenmenin bu kadar ağır, bu kadar zor, bu kadar acı, bu kadar pahalı olduğunu bilmedim. Bilemedim. Baba. Efendim oğlum. Ben hep dayımın sözüne gittim. Dayımın dediği gibi deyip, dayımın yaptığı gibi yaptım. Senin dediklerine hiç kulak asmadım. Thank you.
Veysel! Veysel! Açsana lan kapıyı! Veysel! Veysel! Açsana lan kapıyı! Veysel! Veysel aç kapıyı! Geberdin mi lan, niye açmıyorsun kapıyı? Elini silahtan çek yoksa boynunu kırar. Mihral'im, neredesin? Neden kaç gündür haber alamıyorum senden? Ok yaydan çıktı bir kere. Kırılırsa dayanamam. Sakın üzülme. Kendine ve bebeğimize iyi bak. Göreceksin. Bütün bu çektiklerimizi hiç yaşamamış gibi olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine telli duvaklı gelin olacaksın. Gelinliğini tekrar giyeceksin. Canım. Canımın canı. Kadersiz yavrum. Dünyaya gelip gözlerini açtığında ilk gördüğünüz babanın yüzü olmayacak diye o kadar korkuyorum ki. Allah'ım. Her şeyin sahibi olan Allah'ım. Senin kudretin her şeye yeter. Mihral'imi bize bağışla. Yavrumu babasına hasret bırakma. Sen istersen olur Allah'ım. Sen istersen olur. Yardım et Allah'ım. Yardım et. Konuş ulan it. Adnan'ı kim öldürdü? Ben nereden bileyim? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Konuş ulan! Konuş ulan! Konuş! Bak aslanım, Mihral'in kurtulmak için bir umudu var. Ama ben müebbetim. Ne arayanım saranım, ne de bekleyenim var. Ha bir fazla, ha bir eksik. Hiç fark etmez benim için. Arkadaşın konuşamıyor bak. Belki korkudan dilini yuttu ha? Ama sen konuşabilirsin değil mi? Ha? Abi yemin olsun benim bir haberim yok. Adnan öldüğünde ben burada değildim ki. Ulan sizin yüzünüzden hayatım kaydı. Anam öldü. Kaçağa düştüm. Artık benim için bundan gayrısı yok, anlıyor musun? Ya öteceksiniz ya da kimsenin bilmediği bir mezara gömüleceksiniz. Ona göre kararınızı verin lan. Sabrım son haddinde. Adnan'ı kim öldürdü? Tamam. Tamam Mirali. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi Rasim Bey'in emriyle yaptık. Bak bana. Rasim Bey bizi yanına çağırdı. Adnan'ı alın. Bandırma'da seni gizleyeceğiz diyerek götürün, yolda öldürün. Ormanda bir yere gömün dedi. İçerideki adam var ya, onu alıp ıssız bir yerde işini bitirin. Sonra da iyice gömün ki hiçbir iz kalmasın. Tamam mı? Baş üstüne Rasim. Ensesine levyeyle vurarak öldürdük.
Sonra Rasim bize Mihral'in dükkanına girip bir çekiçle kürek çalın dedi. Gece dükkana girip onları aldık. Sonra çekici Adnan'ın cesedinin yanına koyduk. Küreği de Adnan'ı gömdüğümüz toprağa buladık. Küreği yerine koyduk. Biz bize ne dendiyse onu yaptık. Bütün bunları aynen jandarmada tekrar edeceksin. En küçük kaypaklıkta yılanın deliğine girseniz bulurum sizi. O zaman ölüm bile kurtuluş olur sizin için. Derinizi üzer, leşinizi köpeklere atarım. Ne oldu bebem? Birden canlandın. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hükümet. He. Ali abi nerede? Ne zaman gelecek? Ne çen lan asker Mehmet? Ne çen? He? Hiç. Gelecek. Mirali gelecek. Hükümet. He. Zeynep hemşire nerede? Zeynep hemşire yok. Zeynep hemşire öldü. Zeynep hemşire öldü. Yalan. Yalan söylüyorsun. Zeynep ölmedi. Daraldım. Akıllı ol lan, akıllı ol. Al ye. Hadi Mihral'im, gözün aydın. Bu iş buraya kadar. Sağ ol Arif abi ama. Aması ne? Yüreğimin bir yanı hala acıyor be abi. Niye ki Mihral'im? Sen. Hani bu konuyu konuşmuştuk seninle? Bak Mihral'im. Ben birazdan çıkıp gideceğim. Benden yarım saat sonra Veysel'i yollayıp jandarmayı çağırtacak ve sen de onlarla birlikte teslim olacaksın. Uzun sürmez. Serbest bırakırlar seni. Peki ya sonra nasıl görüşeceğiz seninle? Merak etme. Ben hep buralarda olacağım Mihral'im. Hadi, bitirelim artık şu işi. Bebeğe demişler nereni? O da demiş ki gelen doğru. Hükümet, gelen giden yok mu hala? Gelecek. Mirali gelecek. Boşuna sabırla koruk üzüm olur dememişler Mihriban. Bak gördün mü? Ne güzel üzüm oldu. Hem de bal gibi. Haklısın Zöhra Ana. Allah'ıma şükürler olsun. Bir şeyin diyetini bilmek değil, kıymetini bilmek önemlidir. Her şeyi hayra yormak gerekir. Gerçek ve en büyük hayırlar, insana şer gibi görünenleri hayra yormakla mümkündür. Nerede kaldı bunlar? Geciktiler. Artık yarım kalan düğünü de yaparız değil mi Mihriban? Thank you.
Hocam. Geçmiş olsun evlat. Hekimim. Mehmet. Daraldım ben, daraldım. Senin için iki avukat tuttum. Ellerinden geleni yapacaklar. İşin o tarafı çok önemli değil baba. Cezam neyse çekmeye razıyım. Yeter çıkarım. Ama içimdeki zindandan ne zaman ve nasıl kurtulurum? Hangi avukat nasıl kurtarır beni? İşte bunu bilemiyorum. Baba. Dumanlı Hoca'ya selam söyle. Hakkını helal etsin. Olur. Söylerim. Fadime'yi, oğlumu, iyiydiğimi gördün mü? Nasıllar? İyiler mi? Yok. Gitmedim. Gidemedim yanlarına. Konuş onunla. De ki, eğer çocuğumun anası benim karım olarak beklerse, yani gönül rızasıyla isterse, ona çektiklerini unutturmak için elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Ama istemem derse, boşanma davasını kendisi açsın. Daha kolay olurmuş. Öyle dediler. Boşanma davasını kendisi açarsa dava daha çabuk bitermiş. Tamam oğlum. Söyle. Bilsin ki içimdeki zindana açılacak tek pencere onun gönül rızasıyla beni beklemesi olacak baba. Böyle söyle. Böyle bilsin. Vedat Bey her şeyi hazırlamış. Bu da pasaportun Arif abi. Eyvallah. Mihrali'den bir haber çıkmadı. Ne oldu acaba? Benim hesaplarıma göre bugünlerde serbest bırakılmış olması lazım. Hemen yola çıkmanız şart mı? Vedat Bey, Arif Bey'i bugün alın gelin. Çıkış için her şey ona göre ayarlandı dedi. Yolcu yolunda gerek. Ancak yolculuğa çıkanlar ulaşacakları yere varırlar. Rüstem baba, Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal olsun yeğenim. Yoluna çık, Allah yar ve yardımcın olsun. Bizi unutma. Seni unutmak mümkün mü Rüstem baba? Hadi bakalım çocuklar. Ben karardım, kızıl kanlara boyandım. Umutlarım boşa gitti, kötü rüyalara daldım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Özgür olmak için havada kuşa özendim. Yine de yılmadım, ölmedim canım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Özgür olmak için havada kuşa özendim.
yine de yılmadım, ölmedim canım. Başımda büyük belalar, hasretlik beni yaralar. İçimdeki fırtınalar, hayal olmuş dünü arar. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Özgür olmak için havada kuşa özendim. Yine de yılmadım, ölmedim canım. Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Mihrali? Karadeniz gibi dalgalandım, dalgalandım. Özgür olmak için havada kuşa özendim. Yine de yılmadım, ölmedim canım. Dostluğun ne kadar önemli olduğunu senle birlikteyken öğrendim Arif abi. Hem de daha önce önemli zannettiğim birçok şeyden çok daha önemli olduğunu anladım. İnsan ancak bir dostla birlikte olunca kendini emniyette ve huzurlu hissediyor. Seni tanıyana kadar gerçek manada bir dostunun, bir arkadaşının olmadığının farkında bile değil. Gizli düşmanlar olduğu gibi gizli dostlar da vardır lütfen. O halde düşmanların tanımaya gayret gösterdiğin kadar dostlarını tanımada da gayret göstermelisin. Aramalısın Mihre. Bir hazine arar gibi dostu da aramalısın. Peki nereye gidiyorsun abi? Nikahıma gelmeyecek misin? Hani hep buralarda olacağım demiştin. Doğru. Hep buralarda olacağım. Bütün yüreğimle nikahın kıyılırken yanı başında olacağım. Eski değirmende, su değirmeninde. Şu ağaçların altında dolaşıyor olacağım. Her seher vaktinde kaldır başını bak gökyüzüne. Her seher yıldızını gördüğünde beni görmüş olacaksın. Alo, buyurun Vedat Bey. Evet, geliyoruz beyim. Yoldayız, tamam beyim. Arif abi, Vedat Bey aradı. Çabuk olun, zaman daraldı diyor. Tamam Naci, geliyorum. Hadi bakalım Mihrali, bize yol göründü. Yolcu yolunda gel. Güle güle abi. Güle güle. Gittiğin yerlerden beni aramayı unutma. Hakkını helal et. Ararım Mihrali, ararım. Helal olsun Mihrali, sen de helal et. Helal olsun be abi. Helal. Akşam Mihran'ın en sevdiği yemeği yapacağım. Kız, tarifini bana da öğret de ben de yapayım. Kime? Seyfullah'a mı? Kızlar, bırakın çene çalmayı. Hadi, akşama bir sürü misafirimiz gelecek. Daha yapılacak bir sürü işimiz var. Hadi. Tamam. Bak şimdi, bu yemeğin en önemli özelliği
Valla Mihrer ağzına soğan geldi. Hiç hoşlanmıyor. Domates dedi. Her şey içine. Ne yani, ben gireyim mi doğruyorum? Sandığımı sen mi karıştırdın? Hı. Anlaşıldı. Şimdi de hırsızlığa başladın. Ama kızım ne diyorsun Allah aşkına? Hiç utanmadın mı ha? Nasıl yakıştırdın kendine? Konuşsana. Çaldıysam çaldım. Niye çaldın oğlum? Zeynep hemşireye hediye almak için çaldım. Ne Zeynep hemşiresi, ne hediyesi? Bilin bakalım, lojmana hediyeyi vermek için gittiğimde kimi gördüm? Kimi? Ali abi, Mihrali'yi. Daraldım. Daraldım, daraldım. Çok daraldım. Bu akşam Mihrel'in yemeğine gelmesem ayıp olur mu Aspala? Olur mu öyle şey? Geleceksin tabii ki. Yiğit de pek rahat edemem diye düşündüm de. Olmaz öyle şey. Yiğit'in kime ne ağırlığı varmış ki? Bu akşam Mihrel ile konuşacağım. Şu yarım kalan işini bir an önce bitirsin. Mihriban'la belediye nikahını kıysın artık. Evet, çok iyi olur. Onların işi biter bitmez de Seyfullah'la Emine için kolları sıvarız. Fazla uzatıp dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Haklısın hatun. Yiğit. Yiğidim, torunum benim. Maşallah sana, maşallah. Mehmet. Ne haber? Ne oldu Mehmet? Neden bana böyle davranıyorsun? Bilmeden bir şey mi yaptım sana? Hadi söyle, ne yaptım? Biliyorsun sen benim için akrabadan daha ötesin. Kardeşim gibi bildim her zaman ben seni. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Böyle bir sofrada sıcak ev yemekleri yemeye hasret kalmışım. Elinize sağlık. Bak, sen bunu çok seversin Mihrali. Bunu Mihriban kendi elleriyle yaptı. Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık Mihriban. Afiyet olsun. Buyur Seyfullah Usta, bunun da tadına bak. Bunu da ben yaptım. Ha, ha, ha.
Hükümetin önünden geçtim. 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 Senden bir ricam olacaktı. Yarın alışveriş için Gönen'e gidecektim. Benimle gelir misin? Hem biraz gezmiş oluruz. Burada çok canım sıkıldı. Bir arkadaşa ihtiyacım var. Gelirim tabii. Çok güzel olur. Aa, çok yakıştı. Sağ ol Zeynep ama almasak daha iyi. Aa, olur mu öyle şey? Allah Allah. Düşündüğün şeye bak. Bu benim hediyem olsun. Asker Mehmet! Asker Mehmet! Yanacaksın lan, yanacaksın! Hükümet. He. Zeynep hemşire nerede? Zeynep hemşire yok! Zeynep hemşire yok! Akıllı ol lan, akıllı ol! Zeynep hemşire yok! Daraldım ben. Daraldım. Hükümetin önünden geçtim. Daraldım ben. Hükümetin önünden geçtim. Daraldım. Hükümetin önünden geçtim. Daraldım ben. Gayet güzel bir yemekti. Ellerinize sağlık. Artık bir de düğün yemeği yemenin zamanı geldi. Mihrali, artık şu yarım kalan işi bir tamamına erdir. Haklısın hocam. Geç bile kaldık. Öyle ya. Elini çabuk tut. Sırada bekleyenler var. Yenge, sana bir şey sormak istiyorum. Buyur oğlum, sor. Mehmet'in nesi var? Neden bana karşı soğuk davranıyor? Mihrali oğlum, onun seninle bir alıp veremediği yok. Onun biraz kafası karışık. Yakında geçer, hiçbir şey kalmaz. Sen gönlünü ferah tut. Azam Bey reislikten istifa edecekmiş. Duydunuz mu Dumanlı Hocam? Neyi var neyi yok, satıp savup buralardan gidecekmiş. Azam çalışkan ve dürüst bir adam. Bu kasabanın ona ihtiyacı var. Onun başına gelenleri hepiniz biliyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin. Kolay değil. Doğru söylüyorsun Dumanlı Hocam. Zor. Çok zor. Allah yardımcısı olsun. Amin. Askerliğin bitmesine daha çok var mı Mehmet? Yarıladım sayılır. Şafak kaç? Bilmem, hesaplamadım. Oğlum bu daha çaylak sayılır. Son devre tertip geldiği zaman şafak saymaya başlar. Ha sahi, ablana yine düğün yapıyormuşsunuz ha? Ne düğünü ya? Onlar düğün yapmamış mıydı? Yapışlardı da o zaman yarım kalmıştı. Ne düğünü oğlum? Gebe kadına düğün mü olurmuş? Ablası gebe bile kaldı. Nereye Mehmet? Daraldım. Ulan amma gevezeymişsin. Adamın yanında öyle söylenir mi? Çocuk zaten kafayı sıyırmış. Selamun aleyküm Azam Bey.
Aleyküm selam hocam. Buyur gir. Kusura bakma hocam. Ortalık biraz dağınık. Buyur otur. Hocam sana bir şey ikram etmek isterdim ama... Azam Bey, hiçbir şeye zahmet etme. Gel hele otur şöyle karşıma. Seninle konuşacaklarım var. Konuşalım hocam. Konuşalım da ne konuşalım? Neyi konuşalım? Konuşacak ne kaldı ki hocam? Bitti hocam. Bitti. Her şey bitti. Ne tutunacak bir dalım, ne de adım atacak takatim kaldı. İnsanlığımı yitirdim. İnsanların arasına çıkamıyorum. Günlerdir düşünüyorum hocam. Nerede hata yaptım diye. Ben hep namuslu yaşadım. Ne bileyim, elimden geldiğince yanlış yapmamaya çalıştım. Ama olmadı. Olmadı işte. Sen söyle hocam. Ben bulamadım bir türlü. Şuram yanıyor hocam. Şuram yanıyor. Ne yapmalıydım? Nasıl yapmalıydım hocam? Söyle. Allah aşkına söyle. Ağla Azam ağla. Ağlamak hassas ruhların ferahlama gayreti ve vicdan dayanan ateşi gözyaşlarıyla söndürme gayretidir. Her insan için iki gün vardır Azam Bey. Biri her insanın kendine ait günü, diğeri de gelecek nesillere ait olanı. İnsan kendine ait günle alakalı olarak ağlayıp sızlayıp yakınsa da, diğeri için umudunu yitirme hakkına sahip değildir. Böyle eve kapanıp halktan uzaklaşarak bedbin bir şekilde yaşamak hiçbir inanan beynin ve yüreğin işi olamaz. Kalk ayağa, şöyle bir silkin, toparla kendini. İnsanlar seni belediye başkanı seçti. Sen de bu cevheri gördüler ki seçtiler. Şimdi senin bu güveni sarsmaya hakkın yok ki. Gücüm kalmadı hocam. İçindeki cevhere dönersen yeniden bulursun. Bunu yapmak durumundasın. Hatta mecbursun. Oğlun için mecbursun. Torunun için mecbursun. Torunum nasıl hocam mı? Gel de kendin gör. Mehmet, oğlum. Mihrali senin hem halanın oğlu hem de enişten. Neden böyle davranıyorsun? Gelme üstüm ana. Daralıyorum ben. Mehmet kardeşim, neye daralıyorsun bunu bir desen. Biz de elimizden ne geliyorsa yaparız. Bak Mihrali de çok üzülüyor. Sus abla sus. Daralıyorum diyorum ya. Oğlum. Bak yarın ablanla Mihrali'nin belediye nikahı kıyılacak. Artık hep birlikte olacağız. Sen de Mihrali omuz omuza verip... Onun adı Mihral değil. Ali. Of be. Daraldım. Buyurun Azam Bey. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz Azam Bey. Buyurun Azam Bey oturun.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Fadime kızım, ver bakayım şu yiğit delikanlıyı bana. Hey. Oh, mis cennet gibi kokuyor, cennet. Bak kim gelmiş, deden gelmiş bak. Seni merak etmiş. Nasıl benim torunum acaba demiş. Ona hoş geldin demek yok mu? Ona agu agu deyip gülücük yapmak yok mu? He? Hadi al bakalım dedesi. Aferin. Yiğidim. Dün Eşber'in ziyaretine gittim hocam. Sana selamı var. Hakkını helal etsin dedi. Helal olsun. Fadime kızım, sana da selam söyledi. Çocuğumun anası benim karım olarak beni beklerse, gönül rızasıyla isteyerek beklerse, kendimi affettirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki o istesin dedi. Yok eğer istemezse boşanma davasını o açsın. O zaman daha çabuk boşanırız dedi. Biliyorum senin neler çektiğini, ne acılara, ne çilelere maruz kaldığını biliyorum. Hem de herkesten çok ben biliyorum. Ama ben pişmanlığın da ne demek olduğunu biliyorum. Pişmanlık bataklık gibidir. İnsanı yutar. Eğer biri bir dal uzatıp çekip çıkarmazsa yok olup gider. Eşber de şimdi böyle bir batağın içinde. Ve ona bir dal uzatıp kurtaracak tek kişi sensin kızım. Allah rızası için ne olur. Yalvarıyorum sana kızım. Oğlumu, torunumu bana bağışla. Bağışla kızım. Bağışla. Yazıktır. Bu kadar telef etmeyin kendinizi Azam Bey. Asıl olan insanın mayasıdır. Bir insanın mayası sağlam olduktan sonra bir gün mutlaka aslına dönecektir. Siz iyi bir insansınız. Elbette sizin mayanızdan gelen çocuğunuz da aslına dönecekti. Nasip Allah'ın doğru söylüyor. Hadi daha fazla üzme babanı, öp elini. Sağ ol kızım. Sağ ol yavrum. Sağ ol gelinim benim. Allah sizlerin acısını göstermesin bana. Canlı, kuzularım benim. Bundan sonra sizler için varım ben. Sizler için yaşayacağım. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Seyfullah kolay gelsin lan. Sağ ol hükümet. Kolay gelsin Seyfullah usta. Estağfurullah. Ustalık benim ne haddime? Alim sana emanet Selim Usta. Ham demiri nasıl işlersen Ali'yi de öyle işte. Eti senin, kemiği benim. Eyvallah hocam. Bak Alim, usta demek baba demektir. Selim Usta'nın sözünden çıkma. Hadi bakalım. Bismillah de, öp ustanın elini. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
Allah Allah Bismillah Bismillah 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 Allah Oğlum al bunları, lazım olur. Mihriban'ım ne istiyorsa al. Ben bunları bugünler için sakladım Mihral'im. Olmaz oğlum, ben yürüyebilirim. Ana hadi. Dedenin kucağında da ne güzel otururmuş. Hükümetin önünden geçtim. Boşuna dememişler torun baldan tatlı olur diye. Kurban olduğum dermansız dert vermez. Azamın dermanı da bu sabi oldu. Sen onu bırak da asıl bizim dumanlının haline baksana. Sanki kendi çocuklarını everiyor. Hükümet nerede kaldı bunlar? Git bak bakayım şunlara. Bakayım lan hocam bir bakayım. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Mireli nerede kaldın lan? Geldik işte hükümet, buradayız. Mireli ikimizin düğünü beraber olacak lan. İkimizin düğünü beraber olacak. Hükümet sen de mi evleniyorsun? Ben de evleniyorum.
geliyor. İkimizin düğünü beraber olacak. Olsun hükümet, olsun. Hükümetin ha? önünden geçtim. Geldiniz demek. Ben hazırım hoca emmi. Tamam sen hazırsın ama gelin hanım hazırlanamadı hala. Seyfullah bak bakayım şunlara bir seslerini tamam. ver hadi. Gel otur şöyle. İnşallah. Dumanlı hoca sizi bekliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız Seyfullah. Hazırız. Hadi kızlar. Al. Birbirinize kıymetini bilin çocuklar. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiveriyor çünkü. Hayatı dolu dolu yaşayın. Her zaman bağışlayıcı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle bakın. O zaman göreceksiniz ki en zor günlerinizde bile sizi mutlu edecek küçücük bir kıvılcım vardır. Mutlaka vardır. Allah mesul etsin. Hükümet! İnan ulan! Ben sana demedim mi? İkimizin düğünü bir olacak diye. Hükümet. Hükümet! 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 Gafil olma bir nefes. Dost gider, düşman gider, ayar gider. İhvan gider. Ah aman 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 aman. Dost gider, düşman gider. Hı
salatu vesselam aleyke ya olacak. Hükümet, sen de mi evleniyorsun? He, ben de evleniyorum. İkimizin düğünü beraber olacak. Olsun. Aslında Mehmet Mihrali'yi ateş etmiş. He ya, ama hükümet kendini Mihrali'nin önüne atmış. Jandarma Mehmet'i alıp götürmüş. Götürmüş ama oğlan kafayı sıyırmıştı zaten. Onun için hapiste tutmazlar. Tımarhaneye koyarlar. Ölen ten, canlar ölesi değil. Can bedenden ayrılıp aslına kalır. Şimdi herkes hükümet gitti diye dövünüp duruyor ya. Bakmayın siz onlara. Hükümetin bir yere gittiği yok. Kurban olduğum bu dünyayı boş bırakır mı sanırsınız? Daha niceleri vardır da kimseler bilmez. Kimine veli, kimine deli deyip geçeriz de haberimiz olmaz. Ey gönül bakma cihane! Can gider aman aman aman. Zalı bilsen ganimet, gönlünü Allah'a ver. Çağrılır, ah çağrılır kabre gidersin, sonra bu meydan gider. Hazır ol mevte kelami. Gafil olma bir nefes. Dost gider, düşman gider, ayar gider, ihvan gider. Gider, düşman gider,
ayar gider, ihvan gider. Medet ya Hükümet en son bana ne demişti biliyor musun? İkimizin düğünü beraber olacak demişti. Biz de Seyfullah'la gülmüştük. Dün gece hükümeti rüyamda gördüm. 7 kişi onu Koca Çınar'a doğru götürüyordu. Hükümet aralarında öyle mutluydu ki. Şu halimize bak Mihir Ali. Tam her şey düzeldi. Artık birbirimize kavuştuk derken. Mehmet'i nezarette fazla tutmamışlar. Savcı ifadesini aldıktan sonra hastaneye sevk ettirmiş, sinirleri bozuk diye. Mehmet neden yaptı bunu? Niye kararttı bütün dünyamızı? Anlayamıyorum bunu bir türlü. Ben anlıyorum. Çünkü ben aşkın umutsuzluğa dönüştüğü anda nasıl ağır bir yük olduğunu biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Ne yapmışım ben? Söyle ne yapmışım? Onu bana değil kendine sor Mihir Ali. Senin ne yaptığını Fadime açıkça anlattı bana. Fadime'nin dediklerine ekleyecek bir şeyin varsa sen söyle. Yalan bunlar. Keşke yalan olsaydı. Yapma Mecibe. Yapma. Yapma. Benden nasıl şüphe edersin ha? Beni böyle mi seversin? Ya şüphenden vazgeç Mecibe. Ya da sevginden, anladın mı? İkisi bir arada olmaz. Biliyorum Mihir Ali. İkisi bir arada olmaz. Ben tercihimi çoktan yaptım. Neymiş o tercih? Boş ver Mihir Ali. Git. Fadime'yi bul ve onunla evlen. Hiç değilse o kızı ortada bırakma. Bana bak. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Fadime ile hiçbir şey olmadı. Olmadı. Bırak. Çıkar bunu kafandan Mihriban. Hepsi yalan bunların. Bırak dedim. Bırakmam. Bırakmayacağım. Bırak. Dokunma bana. Ben artık sana ait değilim. Ne? Ne dedin? İşte tercihim bu. Artık senin yarın değilim. Ben Eşber'le evleniyorum, tamam mı? Çekil yolumdan. Git. Fadime'ye git. Çünkü aynı duyguyu defalarca ben de yaşadım. O zaman kaç defa aklımdan geçti biliyor musun? Mehmet gibi silahı elime alıp. Ama artık o günler geride kaldı. Eskide. Eskiler eskide kaldı. Şimdi yeni şeyler yaşamak, yeni şeyler söylemek zamanı. Mihir Ali. Mihir Ali'm. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Ben de sizi çok seviyorum. Çok. Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben. Bir muammalı harf ki ne sen çözebilirsin ne de ben. Perde ardında bir sen ve ben dedikodusu var ama perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben. Hükümetin önünden geçtim.
Hükümetin önünden geçtim.